Birinci Driver'dan herkese merhaba arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün de D segment araçların fren performansını test edeceğiz. İlk aracımız Volvo S60'da. Hemen şöyle başlayalım. 200 km hızla bakalım Volvo S60 bize nasıl bir performans sergileyecek. Premium segmentten başladık Volvo'yla. Birçok aracımız gelecek. İlk aracımıza bakalım 200 km'de nasıl bir performans olacak. Şöyle içeriden de göstereyim arkadaşlar. Araba bayağı bir güzel. Bu arada bu oyunla ilgili birçok videolarımız gelecek. Tam ol arkadaşlar, tam 200'e sabitleyemedik ama gördüğünüz gibi 198-199 km gibi bir hızla arkadaşlar bu şekilde bir performans sergiledi. O zaman hemen diğer aracımıza geçelim bakalım. Diğer aracımız Toyota Camry ile hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın Toyota'nın D segmentindeki büyük bir aracı. Bakalım Toyota bize nasıl bir veri sergileyecek. Şöyle 200 km üzerinden çıkalım. Arabamızın içi de bu şekilde, bakın gördüğünüz gibi bayağı bir güzel duruyor. D segmentinde bayağı bir güzel araçlar var arkadaşlar. Bakalım 200 km hızla çıkabilecek miyiz? O da var. Çıkar herhalde. Aynen çıkacak, sıkıntı yok. Şöyle tam 200'e sabitleyelim arkadaşlar. Vay 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 arkadaşlar, tam 200 km hızla Toyota Camry, bakın bayağı da uzak bir mesafede durdu. Bayağı bir güzel bir performans sergiledi bu araç. O zaman hemen diğer D segment aracımıza geçelim arkadaşlar. Tesla Model 3'ümüzle devam ediyoruz. Şöyle hemen gazlayalım arkadaşlar. Elektrikli bir aracımız Tesla. Bakalım Tesla bize nasıl bir performans sergileyecek. Şöyle işini de göstereyim. Bu araba da bayağı bir güzel. Zaten 200'e anında çıktı bastığımız gibi. Bakalım şöyle 199, 200, tam 200'e sabitledik. Bakalım 200 km hızda arkadaşlar Tesla'mız bize nasıl bir fren performansı sergileyecek. Dur dışarıya alalım. Arkadaşlar son anda duruyordu ama duramadık. Böyle ucu ucuna kurtardık. Bakın gördüğünüz gibi Tesla'da böyle bir performans sergiledi. O zaman hemen diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. Testimize Skoda Superb ile devam ediyoruz. Şöyle hemen gazlayalım bakalım. Bakalım Skoda Superb bize nasıl bir performans sergileyecek. Aracımızın içi de şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir güzel duruyor bu da. D segmentte dediğim gibi arkadaşlar güzel modlarımız var. Güzel araçlar var. Bu araçlarla çok güzel böyle videolar gelecek farklı farklı. Vay 200'ü çoktan geçmişiz be. Tam 200 arkadaşlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar Skoda Superb de durmadı. Gördüğünüz gibi şöyle bir veri verdi. O zaman hemen arkadaşlar diğer D segment aracımıza geçelim bakalım. Diğer aracımız arkadaşlar Renault 21. Eski model Renault. D segment büyük bir aracı. Yani Renault'un büyük araçlarından birisi eski modellerden. Bakalım bu araba nasıl bir performans sergileyecek. 200 km hıza çıkabilecek miyiz? İnşallah çıkarız. Mesafe yeter. 140. Bakalım çıkabilecek mi? 2000 motor bu arada arkadaşlar araç. Biraz sağa çekiyor herhalde. Arabanın kendisiyle alakalı. Arkadaşlar bu arabayı vurduk. Araçta kararsızlık tespit edildi. Simülasyon önlem olarak durduruldu diyor. Aa bu neymiş be böyle? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arabayı vurduk, başa döndü ama anladığımız kadarıyla zaten durmadı. Bayağı da bir, hatta hiç bir durmadı. O zaman hemen diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. Diğer aracımız arkadaşlar Japon arabası Nissan Almera ile, bakın şöyle Almera ile devam edelim diyeceğiz. Ama devam edemiyoruz. Duraklatıldı diyor. Ne duraklatıldı? He tamam. Şöyle devam edelim bakalım. Yalnız araba bayağı bir güzel he. Sesi falan çok güzel. Mesafe yetecek mi bilmiyorum ama arkadaşlar bakalım 200 km hızla çıkabilecek miyiz? Japon arabası Nissan Almera eski kasa nasıl bizi verir sergileyecek? Tahminime göre arkadaşlar duramayacak gibi geliyor. Hatta durmayı bırak, bu araba oraya kadar gidemeyecek gibi. 200'e çıkamayacakmış gibi bir hali var çünkü. Arkadaşlar bu araba 160'da bile böyle bir performans sergiledi. Bu araba duramazdı zaten büyük ihtimalle.
Ama biz bunu bir daha tekrar deneyelim 200'e çıkarak bakalım. Arkadaşlar tekrardan geliyoruz bakın ama maksimum çıkabildiğiniz bu hız 180 falan basıyor en fazla. Zaten bu yüzden yukarı çıkmıyor. 1.6 araba. Üstü motorları da yok. 180 km hızda bakalım deneyelim. 180 km hızda arkadaşlar verdiği veri bu şekilde. Dediğim gibi zaten üstüne çıkamıyor. O zaman hemen diğer D segment aracımıza geçelim arkadaşlar. Mercedes C serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 2011-12 kasa C63 falan herhalde bu kasa. Şöyle hemen gazlayalım. Bu zaten anında 200 direkt. Hiç sıkıntı yok. Bir de bundan sonra eski kasasına geçeceğiz. Bakalım o nasıl performans sergileyecek. Tam 200 km sabitledik arkadaşlar. Bakalım Mercedes C kasa bu kasamız bize nasıl bir performans sergileyecek. Ben iyi bir performans vereceğini tahmin ediyorum. Düşünüyorum daha doğrusu. Bakalım daha ne yapacak. Arkadaşlar bu araba da bizi şaşırttı. Bakın duramadı gördüğünüz gibi. C kasa Mercedes'in bu şekilde bir fren performans sergiledi. O zaman bir de eski kasasına bakalım. Diğer araca geçelim arkadaşlar. Hemen bir de eski kasasına geçtik arkadaşlar. Şöyle W213 diye geçiyor herhalde bu. Bir de bu kasaya bakalım nasıl performans sergiliyor. Bu da iyi gidiyor. Bak bu kasa da çok güzel. İçi falan fena, sesi de çok güzel duruyor. Bu araçlarla güzel videolarımız gelir yani. Böyle güzel araçlar var. Tam 200 km sabitledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım eski kasası bize nasıl performans sergileyecek. Arkadaşlar eski kasası da tam ucu ucuna duramadı. Bakın gördüğünüz gibi aracın son durumu bu şekilde. O zaman hemen diğer D segment araçlarımıza geçelim arkadaşlar. Ford Mondeo ile arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir gazlayalım bakalım. Umarım 200'e falan çıkar. İçinin modellemesini çok yapmamışlar. Bir de bundan sonra yeni kasaya geçeceğiz. Bakalım yeni kasa ile eski kasa arasındaki fark neymiş göreceğiz hep beraber. Şöyle 200 km hızla çıkabilirsek çok iyi olur. Mesafemiz yeter umarım. Bu kasa da fena bir kasa değil ama arkadaşlar bayağı bir yeni sayılır. Ama bundan sonra en son çıkan kasaya geçeceğiz. Daha Türkiye'ye gelmedi o kasapta. Arkadaşlar Mondeo'muzun gördüğünüz gibi sergilediği performans bu şekilde oldu. Araba paket oldu. Duramadı. O zaman bir de yeni kasaya bakalım hemen. Son kasaya geçtik arkadaşlar. Bakın Taunus'a geçiyor zaten. Mondeo bu. Orada o şekilde geçiyor. Şöyle hemen gazlayalım bakalım. Arabamızın içi falan çok güzel. Sesi de bayağı güzel duruyor. Hem içi hem dışı bayağı güzel. Şöyle 200 km hıza bir çıkalım bakalım. Bakalım yeni kasada bir fark var mı arkadaşlar? Durabileceğini umuyorum ben bunu. Arkadaşlar bu da duramadı. Gördüğünüz gibi böyle bir performans sergiledi. Araba paket oldu. O zaman hemen arkadaşlar diğer D segment araçlarımıza geçelim bakalım. A4'ümüz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi A4 Station Wagon, hatta RS4 diye geçiyor. Şöyle hemen gazlayalım bakalım. Bayağı bir hızlı bir araba. Bakalım 200 km'de arkadaşlar bizim bu RS4'ümüz Station Wagon'umuz durabilecek mi? Tam şöyle 200'e sabitleyelim. Bu arada frenlerinde bir değişiklik olmuyor. Hangi modelini alırsan al arkadaşlar aynı fren performans sergiliyor. A4, S4 falan filan fark etmiyor yani oyunda. Hatta şöyle tam aynı anda bastık. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu araba da duramadı. Tam 200 km'de bastık orada freni. Bakın gördüğünüz gibi performans sergiledi. O zaman son aracımız, sürpriz aracımız, İtalyan aracımıza geçelim. Bakalım İtalyan arabası arkadaşlar bir fark yaratacak mı? Diğer araçta görüşmek üzere. Son aracımız arkadaşlar Alfa Romeo ile bakalım. Bu bize nasıl bir performans sergiledi? Giulia ile devam ediyoruz. Ben Alfa'dan çok iyi bir performans bekliyorum. Bakın şöyle bir arabamız. Son aracımızı hemen şöyle gazlayalım bakalım. Bence arkadaşlar Alfa Romeo bize çok güzel bir performans sergileyecek diye tahmin ediyorum. Durmasını umuyorum bakalım.
Tam 200 kilometre sabitledik arkadaşlar. Bakalım bu araç duracak mı? Umarım durur. Arkadaşlar dediğim gibi Alfa Romeo'yla ben bayağı bir umutluydum. Bizi şaşırtacağını biliyordum. Çünkü Alfa bayağı iyi bir marka. Spor bir marka. Epey de uzak bir mesafede durdu. Bu aracımızın performansı da bu şekildeydi. Bundan sonra arkadaşlar bu şekilde seriler gelmeye devam edecek. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.